Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yektuğ Mat Yasin Kara. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, Milli Savunma Üniversitesi sınavına artık saatler kaldı. Büyük bir merakla bekliyoruz. Arkadaşlar emin olun ben de sizler kadar heyecanlıyım. Acaba sorular nasıl olacak? Acaba soru tipleri nasıl olacak? Ciddi merak içindeyim. Yarın inşallah sınavdan sonra canlı yayın açacağım ve canlı yayında sorular üzerine zorluk, kolaylık, TYT nasıl olur, diğer sınavlar nasıl olur, diğer ÖSYM acaba soru tiplerini mi değiştiriyor gibi konuları inşallah yarın sınavdan sonra canlı yayında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak size sınav anında uygulamanız gereken taktiklerden bahsedeceğim. Şimdi elbette ki herkesin şu anda bir net hedefi var. Yani diyor ki mesela ben diyor işte matematikten 30 yaparsam, 10 yaparsam, 20 yaparsam yeter. Arkadaşlar birinci olarak söylüyorum, lütfen akıl ve mantık terazisine değerlendirin. Bence bugün Türkiye'de en anlaşılmamış olaylardan birisi bu hedef koyma olayıdır. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar soruları görmedik. Bakın eğer sınav zorsa farklı bir hedef koymalısınız. Eğer sınav kolaysa farklı bir hedef koymalısınız. Yani sınav anında bu hedefinizi kesinleştireceksiniz arkadaşlar. O zaman bu hedef koyma işini ne yapacaksınız? Sınav anında kesinleştireceksiniz. Baktınız ki uzun uzun zor sorular var. Baktınız ki kolay sorular var. O zaman farklı olaylara geçiş yapacağız arkadaşlar. Eğer zor sorular varsa o zaman diyeceksiniz ki arkadaşlar bana zorsa arkadaşıma da zor. Ben bu zor sorulardan arkadaşıma göre ne kadar fazla yaparsam o kadar öne geçerim. Mantığı olmalı. Ama arkadaşlar eğer sınav kolaysa o zaman da daha çok soru işaretlemeye bakmanız lazım. Ama ÖSYM arkadaşlar genellikle bu dengeyi çok iyi ayarlıyor. Yani çok zor diyebileceğiniz bir sınav da olmuyor. Çok kolay diyebileceğiniz bir sınav da olmuyor genelde. Burada o yüzden hani benim sizden isteğim belki soru tipleri birazcık değiştiği için sizleri zorlayabilir. Yani sizin gözünüze zor gelebilir arkadaşlar. Sınav anında bu soru tiplerinin değişmesiyle eğer bir zorlukla karşı karşıya kalırsanız o zaman yapmanız gereken olay şu: bana zorsa arkadaşıma da zor, ben buradan ne kadar fazla işaretlersem o kadar öne geçerim diyeceksiniz. Yani arkadaşlar piyasadaki denemelere 2020 MSÜ'ye, 2019 MSÜ'ye, 2018 MSÜ'ye bakarak elbette ki hedefler koydunuz ama bu hedefler sınav anında çok değişiyor. Bakın emin olun çok değişiyor. Yani bu hedefleriniz farklı şekilde olabilir. Yani sınav belki çok kolay olur. Normalde 30 netle yeten yer bu sefer 30 netle yetmeyebilir. Matematik için konuşuyorum. Diğer branşlar için de konuşacağım da. Şimdi matematik için konuşuyorum. Normalde mesela 10 net yetiyor. Çok çok kolay olur. Belki o zaman 15 net yapman gerekecek. O yüzden arkadaşlar yani hedefinizi sınav anında kesinleştirin. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Ben bu işlerin acı tecrübesini çok yaşadım. Şimdi sen burada matematikte diyorsun ki ben 30 tane yapacağım. Sınavda sorular zor oluyor. Bu sefer 30 yapamıyorsun. Abi bir heyecan yapıyor. Bir heyecan yapıyor, bir heyecan yapıyor. Bütün sınavını mahvediyor. Ya halbuki sınavdan sonra bakıyor. Ne yaptın diyorum. Hocam 30 yapacağım diyor. Hocam kaç yaptın? 20. Bak keşke 25'e hedeflenseydin. Yani arkadaşlar hedefi sınav anında koyun. Soruları görmeden hedef koymayın arkadaşlar. Tamam mı? Soruları görmeden hedef koymayın. Soruları gördükten sonra bir hedef koyun. Bak diyorum ki çok kolaysa yaptığınızın üstünde bir hedef koyun. Zorsa yaptığınızın biraz altında hedef koyun. Buna dikkat edin. Benim en önemli uyarım bence buydu arkadaşlar. Çünkü bu sefer koyduğunuz hedefleri yapılmak için bütün sınavı da heyecan yapıyorsunuz. O heyecan da bir türlü geçmiyor. Geçmediği için de arkadaşlar eliniz ayağınıza karışıyor. Ve sınavdan sonra gerçekten sanki 15 kişi saldırmış gibi çıkıyorsunuz. Birinci taktiğimizi söyledik. Evet. İkinci taktiğimiz. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz turlama. Bakın turlama tekniğini yapacak mıyız? Arkadaşlar turlama tekniğini özellikle söylüyorum. Problemlerde kesinlikle yapın arkadaşlar. Problemlerde ve geometride kesinlikle yapın. Çünkü arkadaşlar burası bana kalırsa ÖSYM'nin kalesi. Buradan bir soru gördüğünüz anda tek seferde aklınıza bir çözüm gelmeyebilir. O yüzden birazcık zaman geçmesi gerekebilir. Yani bir problemi anladın, biraz işlemler yaptın ama işlemlerini düzgün yap, geç. Sonra emin ol aklına gelecek. Bak bu taktiği unutma. Bu taktik en önemli taktik bence. Bence en önemli taktik bu. Niye biliyor musun? Adam merdivenden iniyor. Aa diyor sorun cevabı 6'ydı. Aa diyor böyle bak böyle. Kardeşim o A'yı sınavdan çıktığında demeyeceksin. Sınav anında atlayacaksın. Turlama tekniğinde benim ise en önemli tavsiyem arkadaşlar kolay sorulardan başlayın. İlk başta kolay soruları belirleyin. Kolay sorulardan sonra orta zorluk, daha sonra zor sorulara doğru gidin. Ama burada bakın hiç yapmayacağınız, yani kendinizi geliştiremediğiniz soru tipleri gördüğünüz zaman arkadaşlar bunlara kasmayın. Yani bunları en sona bırakın. Daha çok soru işaretlemeye bakın. Çünkü arkadaşlar zamanla da yarışıyorsunuz. O yüzden turlama taktiğinde size en önemli tavsiyem, ilk başta en kolay soruyu böyle bakacaksınız. Bak ben mesela sınava girdiğim zaman şöyle kitapçı bir alırım, böyle bakarım. Abi derim matematikte şu 4 soru kolay. İlk önce o 4'te bir heyecanımı törpülerim. Ondan sonra yavaş ve problemler, emin olun beni de boğuyor sınavda. Aman arkadaşlar, problemlerin hepsini bir anda yapmaya çalışmayın. Bu benim kendi tavsiyem. Yani ben olsam problemlerin hepsini bir anda yapmaya çalışmam. Problemleri turlarım çünkü tek seferde, iki seferde heyecanlı olduğu için anlamayabiliyorsunuz. Ve MSÜ'nün problemleri arkadaşlar TYT'ye göre çok daha kolay geliyor. Ama MSÜ problemleri sayısal mantık istiyor. Çünkü bu bir askeri sınav. Askeri bir sınav olduğu için askerin çevik, hızlı düşünenine, hızlı karar verene, doğru analiz yapanını seçiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar benim burada tavsiyem, problemler ve geometriyi yaparken yani gerekirse sorular üzerinde turlama yaparak tekrar dönün ve bütün zamanınızı yemeyin arkadaşlar. Çünkü problemler size en çok kasacak yerdir. Çünkü burada sayısal mantık tarzı sorular soruluyor ve MSÜ'nün geometrisi gerçekten kolay oluyor arkadaşlar. 7 saatlik üçgen videomu seyrettiyseniz zaten inşallah oradan sınavda benzer bir soru yakalarsınız. Arkadaşlar ben bu şıkları bilerek yazdım. Bakın arkadaşlarım, şıklar konusunu ben niye yazdım bilerek hocam diyeceksiniz. Bakın şu sebeple yazdım. Mesela problemlerde çok böyle denklemli ifade kuruyorsun, anlamıyorsun. Ne yapacaksın? Sayısal düşün, sonra denkleme dök. Bak önce sayısal düşün, sonra denkleme dök. Şıklardan gidebileceğiniz sorular olabilir mi? Belki 1-2 tane olabilir. Bak belki 1-2 tane şıklardan gidebileceğiniz soru olabilir. Ama önceliğin bunlar değil. Önceliğin böyle sorular üzerinden gitmek olsun. Şıklarla giderken inan ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bir deniyorsun. Aha yaklaştın. Abi yaklaştın. Abi yaklaştın. Bir baktın hop. Hoca diyor 10 dakika kaldı, 15 dakika kaldı. Sınav bitti. O yüzden arkadaşlar şıkları hani denerken böyle çok yapabileceğinizi düşündüğünüz soruyu deneyin. Öyle çok fazla girmeyin. Yani bu da 1-2 tane. Peki önce hangi test? Arkadaşlar bu kişiden kişiye değişeceği için aman ha benim buradan bir şey söylememi beklemeyin. Bu çok değişken bir şey. Mesela ben girsem sınava, ben önce Türkçe yapıyorum çünkü matematiğe vakit ayırabiliyorum. Ben Türkçe'yi de hızlı yapabiliyorum. Ama bu tamamen sınavda sizinle ilgili bir şey. Önce hangi testten başlayacağınıza kendiniz karar verin. Testler arasında geçişte yapabilirsiniz. Yani sıkıldığınız zaman geçişler yapabilirsiniz. Bir de size çok reel bir tavsiyede bulunacağım arkadaşlarım. Sınav anında insan yoruluyor. Bir yerden sonra diyor, aman diyor şu sınav bitsin de eve gideyim. Ah diyor bu stres yetti bana falan. Aman arkadaşlarım bakın günlerdir bu sınav için çalışıyoruz. Aylardır bu sınav için çalışıyoruz. Sınav anında o gelen bıkkınlık düşüncesini atacaksınız üzerinden. Hayır diyeceksin. Hayır. Şu anda ben bunu yapacağım. Ben bunun için bekledim. Umutluyuz. Kendimden umutluyum. Bir şeyler yapacağım. Pes etmeyeceksin arkadaşlar. Sınavın ortasına doğru bu bıkkınlık gelir. Yani gelmeyen insan olmaz hemen hemen. O bıkkınlık geldiği zaman benim sizden tavsiyem arkadaşlar, şöyle yaparsanız çok iyi olur. Bence orada 2 dakika bir ara verin kendinize. 2 dakika ara verin arkadaşlar. Bak beni saçmalıyor diyebilirsiniz ama emin olun saçmalamıyorum. 2 dakika bir ara verin. Şöyle bir durun. Bir suyunuzu için. Zaman geçiyor, geçsin. Varsay ki bir soruyu 2 kere çözdün. Ya varsay ki bir soruyu yanlış yaptın. Bak bileği taşını bilersen daha çok kesersin. Sınav anında ortasında böyle 2 dakika bir mola ver. Tam 2 dakika böyle dur kendi kendine. Şöyle kağıda bak. De ki ya ben ne yaptım? Kaç net yaptım? Buradan devam edersen bu sınav biter mi? Hepsi yetişecek mi? Yetişmemesi için bir sebep var mı? Nasıl gidiyorum şu anda? Hızım ne? Hangi testler kaldı? Hedefim neydi? Bu sınava başlamadan önce hedefim neydi? Şu anda hedefim ne? Ben mesela şunu düşünüyorum. Herhalde yani sınav anında şunu yaşarsınız diyorum. Hedefim yüksekti ama sorular birazcık beklentimin dışında. Ben hedefim biraz altında yapsam yeter. Mantıklı olan bu. Ama sorular çok kolay olursa arkadaşlar dediğim gibi çok şartla bakın. Ama genellikle sınavlarda böyle bir şaşırma oluyor. Sınav yeni nesil mi olur, eski nesil mi olur arkadaşlar? Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Siz bunları yaparsanız diye ben düşünüyorum. Çünkü yeni nesil de olsa, eski nesil de olsa mantık hep aynı mantık. Matematik aynı matematik. Bunlar için dert etmeye gerek yok. Ama dediğim gibi bak sınav anında o bıkkınlık geldiği zaman suyunuzu açın. Şekeri ağzınıza atın. Şöyle bir durun ya. Dünyanın sonu değil kardeşim. 2 dakika duracaksın. 2 dakika duracaksın ama emin ol sınavda seni çok iyi motive edecek. Diyeceksin ki ya şu anda neredeyim ben? Sınıftayım. Tamam. Nasıl gidiyor hızım? İyi gidiyor. Fena değil. Beklentim neydi? Sorular biraz beklentimden zor oldu. Ne yapayım? O zaman yapabildiğimden daha fazla yapayım. Bak sınavdan sonra bakacaksın ki herkes senin aynı zorluğu yaşamış. Ya şimdi bakıyor mesela sınava. Of çok zor ya ben böyle sorulara alışmadım, hazır değilim. Ya kardeşim o sana zor geliyorsa arkadaşına da zor geliyor. Yani niye abartıyorsun bunu? Bunu niye abartıyorsun? O sana zorsa arkadaşına da zor. O da senin gibi söylüyor. O da senin gibi söylüyor. Sen orada kaç tane fazla yapacağına bak. Hani aslanın biri saldırmış. İki kişi varmış. Bunlardan birisi hani spor ayakkabı giymiş. Demiş ki oğlum spor ayakkabı giyerek asker aslandan hızlı mı koşacaksın? Demiş ki aslandan hızlı koşmam ama senden hızlı koşacağım kesin demiş. Yani şimdi arkadaşlar yani maalesef ki bu sınavda çok yapmaktan ziyade sıralamada öne geçen kazanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar gücünüzü sonuna kadar harcayın. Ama dediğim gibi sınavın ortasında bir mola verin. Diyeceksiniz hocam çok saçma konuşuyorsunuz. Ya bence saçma konuşmuyorum. Mola vermesen ne olacak? Varsay ki sınavda hapşurdun, kağıdın ıslandı. Yani hiç mi olmuyor? Yani bir olumsuz olay olabilir yani. Onun yerine kardeşim bir ara ver. İnsanız. Her şey sınav değil, tamam mı? Her şey sınav değil ya. İnsanız ya. Bu canımızdan daha kıymetli değil. O yüzden diyeceksin ya bu benim canımdan kıymetli değil arkadaş. Ben bir ara vereyim. Ben ne yaptım? Ne yapıyorum? Bir ona yetişir mi? Stratejim ne olmalı? Çünkü sen sınavın içine girdiğin için stratejini daha iyi biliyorsun. Çoğu arkadaş evde belirliyor. Diyor ki benim diyor 90 net yapayım. Abi sınava bir giriyor. Opa sınav kolay. 90 yapıyor yetmiyor. Ya diyor ki benim diyor 90 net yaparsın. Hopa sınava bir giriyor. Sınav zor. Bu sefer 90'ı yapacağım diyor. Can çekiyor. Yeminle var ya can çekiyor. Benim öyle bir öğrencim vardı arkadaşlar. Kafayı yedim ya. Çocuk bir gördüm var ya. Of sınavdan sonra mahvolmuş. Ne oldu ya? Ya hocam işte hedefi yapmaya çalışıyorum. Ya arkadaş hedefi yapacağız ama hedefini sınav anında verecek. Çünkü şu anda sana kimse bir şey söylemiyor. Soruları görmedim ki. Her soruları görsem derim ki size şöyle şöyle ama görmedim soruları. Dolayısıyla size ben bir şey diyemem. Diyemem arkadaşlar, diyemem. Sınavda soruları görünce kendi taklidi, stratejisi ona göre belirleyin. Arkadaşlar iyisiyle doğrusuyla Kutlar Vadisi Milli Savunma Üniversitesi operasyonu bitmiştir. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok beraber güzel çalışmalar yaptık. Problemler olsun, geometri olsun, matematik olsun. İnşallah iyi puanlar alırsınız. Vatana, millete, hayırlı insanlığa, faydalı yerlere gelirsiniz. Güzel bir puan alırsınız. Ama dediğim gibi sınavda matematik kolay arkadaşlar. Genelde ama sayısal mantık tarzı sorular olduğu için tek seferde bulamayabilirsiniz. Ve şunu unutmayın. Videoyu sonuna kadar dinlemeyi başaranlardan bir yorum bekliyorum helalinden. Tamam helalinden bir yorumunuzu alacağım. Bak şunu unutma. ÖSYM sorularının piyasa sorularından farkını biliyor musun? Kolay soruyor ama zor görünüyor. Unutma. Soru sana ilk başta zor görünmezse olmaz. Ben gireyim yemin ediyorum bana bile zor görünüyor. Bak sana yemin ederim. Benim bir herhalde ilk defa YouTube'da yemin ettim. Bana bile zor görünüyor. Bunları biz anlatmadık çocuklara. Öyle olması gerekiyor. Çünkü niye? Orijinal olması gerekiyor. Seni seçiyor. Bak bu dediklerimi unutma. Bana da zor geliyor. Anladın mı? Ben de zorlanıyorum. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Diyorum ki piyasa denemelerine benzemiyor. Arkadaşlar ÖSYM'nin mantığı farklı piyasada. O yüzden o korkuyu yenin, tamam mı? Hani böyle bakınca aslında sınav, piyasadaki girdiğin sınavlarla aynı ama ÖSYM orada bir fark yapıyor. Birazcık zorlaştırmış gibi gösteriyor. Tamam mı? Güveniyorum size. Yarın iyi sonuçlarınızı bekliyorum. Sınavdan sonra inşallah yayın açacağım. Allah'ım inşallah güzel puanlar nasip eder. Ama lütfen korkmayın. MSÜ'nün matematiği kolay. Şıklardan giderim. Değer veririm. Onu yaparım. Bunu yaparım. Ama ben bu işi yaparım.